Merda'nın mutfağına ve Webtekno'ya hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videoda elimde internette satılan en ucuz air fryer var ve bakalım ne kadar verimli çalışıyor. Bunu gerçekten bol bol malzemelerle yemek yaparak şimdi hep birlikte göreceğiz. Öncelikle arkadaşlar ben bunu normalde 1000 liraya alacaktım. Şu an internette 1000 lira civarına satılıyor. Daha sonra bol meyli bir markette indirim olduğunu gördüm ve 600 liraya bu gördüğünüz ürüne sahip oldum. Yani alınabilecek en ucuz air fryer şu an elimde gördüğünüz Kiwi marka air fryer. Ben de şöyle sizinle birlikte ilk defa açıyorum. Şöyle açıyoruz kolisini. Evet. 2 litrelik bir kapasitesi varmış. 2 litre yani tek başına yaşayan bir insan için gayet yeterli. Biz daha önce bir Philips ve Xiaomi Air Fryer incelemiştik hatırlarsanız. Onlar da 4 litre, 4.1 litre civarındaydı. Daha az kalori diyor, sıcak hava teknolojisiyle sağlıklı kızartmalar diyor ve hiç yağ kullanmadan kızartın, fırınlayın veya ızgara yapın diyor. Bakalım yapabiliyor muyuz? Ha neler yapacağımı söyleyeyim. Burada gördüğünüz bir adet tavuk fileton var. Önce bir tavuk yapacağım. Patates kızartacağız. Bakalım tadı nasıl oluyor. Ve son olarak da buradaki malzemelerle birlikte size ağzınıza layık bir sufle yapacağım. Ama keşke birlikte yemek nasip olsa. Şöyle bir uzunluğu var kablosunun. Yani mutfak tezgahının üstüne koyduğunuzda yeterli olur diye düşünüyorum. Şöyle bir açalım. İçinde bir ızgarası var. Ya içi çok büyük değil açıkçası. Dediğim gibi hem fiyatının karşılığı olarak hem de yemek karşılığı olarak yeterli olur diye düşünüyorum ama bakalım olacak mı daha doğrusu. İç tarafında da şurada bir adet ısıyı veren panelimiz var. Evet, bu üst tarafından derecesini seçiyoruz. Kaç derecede yapacağımızı seçiyoruz. Buradan da süresini. Oha hemen çalışmaya bak. Dur şimdi değil. Şimdi değil. Bu arada ofiste başka kesme tahtamız yokmuş. O yüzden böyle bir tahta kullanacağız. Patatesi koyalım. O pişerken tavuğu dilimleyelim. Ne dedin? Şöyle 1 kiloluk bir patatesimiz var. Ne gerek var ya? Ne gerek var kardeşim? Hazneyi yıkama falan. Buradaki olay aslında ızgara. Bir tık daha yükseltik atıyor buna doğal olarak. Bu yüzden yağ aktığında alt tarafa gitmiş oluyor. Bir şey diyeceğim ya, Mami aklıma bir şey geldi. Hazneyi yıkasana. Şöyle patatesimi döküyorum arkadaşlar. Bunlar yağsız pişiyor diyorlar ama yağsız mağsız pişmiyor. Önce onu söyleyeyim arkadaşlar. Sadece çok az yağ kullanıyorsunuz. Bir parça tuz atayım şöyle bir yalandan. Sıvı yağ koyayım. Şöyle birazcık gezdireyim üstümde yağ. Yağımızı koyduk. Böyle air fryerların bazıları böyle bayağı cool duruyor. Hani ağır böyle hani ben buradayım diyenlerden. Bu pek öyle değil canım. Kaç dakikada kızarır lan acaba patates? 10 dakikaya ne dedim? Yani ne kullanma kılavuzu oğlum ya? Otur şuraya ver şunu. Patatesi ben içine koyayım. Ama aklıma bir şey geldi. Şu kullanma kılavuzuna baksana bir. Karıştıralım. 180 dereceye gelelim. Kullanım kılavuzunda şu ibareler var arkadaşlar. Bu şu anlama geliyor. Mesela 10-18 dakika koyduk ya. Yarısına falan geldiğimizde şöyle bir çıkarıp böyle bir çalkalamamız gerekiyor. 15 diyelim. 10-18 dakika. Çalışmaya başladı. Ses geliyor mu? Şöyle bir tavuğumuzu çıkaralım. Mami şovu hazır mısın? Şöyle bir tavuğumuzu açtık. Bu arada yani 1 kilo fileto da 120 lira olmuş. Yani air fryer alıp yağdan kâr etsem ne olacak ki? Bence yeterli arkadaşlar. Aa! Lan patatesinden böylece erimiş lan. Sıcaklık verdiği yer burası arkadaşlar. Haberiniz yoksa haberiniz olsun. Hemen birazcık soslama işlemleri tuzla. Öğrencilere selam olsun. Bunu... Bak. Bak bu da tekniktir arkadaşlar bak. Evet tavuğumuz hazır. Aa ama süremiz yarıya gelmiş. O yüzden şöyle bir çekelim şurayı bir. Bismillah. Bu arada güzel duruyor. Evet, şu tekrar içeri gönderdik. Evet arkadaşlar, şöyle tavuğumu da hazırladım ama tabii ki yemekten sonra size bir de sufle yapacağım. Patatesin zamanının geçmesini bekleyelim. Sonra burada tekrar buluşalım. Ben de bir tabak alayım geleyim ya. Evet, şöyle patatesimizi çıkartıyorum. Birazını çıkarttık şu arkadaşlar. Şöyle ben birazını az daha koyacağım. Yanına da şöyle bir ketçap mayonezimizi açalım, arkadaşlarımıza ikram edeceğiz sonuçta. Evet, ilk tadımı şöyle ben yapıyorum. Güzel ha. Kardeşim buyur, gel. Selamünaleyküm. Aleykümselam kardeşim, afiyetle. Biraz sıcaktır. Ulan verdikten sonra niye söylüyorsun? Buyur hadi afiyet olsun. Nasıl? Güzel. Seni ben çağırdığım bir gün demiş evet. Kanka patates kızartacağım gel. Kızarttığın patates bu. Ulan gelmeme değdi iyi patatesmiş der misin? Teşekkür ederim. Der misin? Evet. Teşekkür ederim kardeşim afiyet olsun. Koraycığım buyur kardeşim. Sana şöyle karışık bir tane verdik. 600 lira. Gayet. Hesap et. Seni çağırdım. Koraycığım ne patates kızartacağım yiyeceğiz. Bunu geldin yedin. Ulan bu ne lan mı dersin yoksa güzel değer değdi der misin? Eline sağlık derim ya bu gayet güzel. Tamam kardeşim. Böyle ufaktan anne patatesi.
Evet doğru, o hava var. Mami gel ya, ayıp ediyorsun. Al. Bunları da ekleyelim. Gelin mi? Arkadaşlar yumudular şu an arkada. Oğlum ver ver. Ya ben birkaç tanesi dedim ki biraz daha pişsin. Bakalım ne olacak? Daha önce incelediğimiz airfryer'lar vardı ya, biraz daha pahalı olanlar. Hiç tereddütsüz çok rahat yarışır ya. Tavuğa ben yağ koymadım değil mi? Koymayacağım. Hiç koymayacağım. Patatesin çok az yağı vardı. Onunla pişsin. Bunu da koyuyorum, yine bir 20 dakika civarına bırakacağım. Ya bu arada şunu takarken normalde şak diye girmesi lazım. Arada takılma yapıyor. Bunu yapmasa daha iyi olurmuş. Şöyle bir 20 dakikaya ayarladık. Ama yine öncekinde de olduğu gibi aşağı yukarı yarısına geldiğimizde bir çevireceğiz. Ben bununla mı uğraşacağım lan sabah akşam? Evet gençler. Tavuğumuz öttü. Oy. Tavuğu kesting. Şöyle baktığımızda kremalı gibi olmuş ya. Sanki tam pişmemiş gibi var. Birkaç pişmiş ama onları bir alalım, onların tadına bakalım biz o arada. Şunları bir tekrardan gönderiyorum. 5 dakika daha dursun. Şeyi görüyoruz, aa bak güzel pişmiş ha. Bak bunu gördün mü? Kenarından böyle çıtır çıtır olmuş, güzel olmuş. Büyükler de okey. Yani güzel bence arkadaşlar bu arada. Hani ben onun yanına bir güzelinden pilav yapar yerim yani, öyle söyleyeyim. Şurası 2 dakika daha pişsin, daha güzel olacak. Evet, tavuk için bizim çocukları çağırmıyoruz arkadaşlar. Çünkü bizim Ahmet falan vejetaryen, o yüzden. Nasıl göz kararı sufle yapılır? Bak, bunu her yerde bulamazsınız. Aşağı yukarı 1 çay bardağı kadar toz şeker. 1 adet yumurta. Bugün ne yiyeceğiz? Şöyle kırdık yumurtamızı. Yumurtamızı yavaştan şekerle yedirmece. Şöyle arkadaşlar, yumurtamız şekerle birlikte azıcık kabarana kadar devam ediyoruz. Çıkaralım artık, 5 dakikaya geçti. Hah. Şöyle ya, araya düşüyor yani. Yapacak bir şey yok. Şunu ben yiyeyim, az sonra tatlı için yıkayacağız çünkü. Şimdi bunun bir tadına bakayım arkadaşlar hemen sizin için. Daha güzel duruyor gerçekten. Hafiften pul biber olsaymış. Neyse. Biz şimdi sufleden devam ki. Mami şu an kamerayı bıraktı arkadaşlar. Arkada tavuk yiyor. Vanilyamızı ve kabartma tozumuzu da koyduk. Ama bence yanlış sırayla koydum çünkü neyi kabartacak? Unu. Un nerede? Araba nerede? Yok. Hemen çaktırmadan, kabartma tozları uyanmadan göz kararı. Hepsi göz kararı, rahat ol. Birazcık kıvamı bozulabilir. Hiç sıkıntı yok. Neden? Çünkü süt koyacağız. Gerçekten bu tarifi %100 bilenler beni şu an parçalamak istiyor, buna eminim. Evet, sütü de koyma zamanı geldi arkadaşlar. Vallahi güzel olacak. Bakın garantisini veriyorum ya. Sıvı ya. Yarım çay bardağı kadarı yeterli olacaktır. Bakın bu gerçekten evde hiç düşünmeden 2 dakikada yapabileceğiniz bir tarif. Bu arada bu tarifi arkadaşlar olduğu gibi fırında da aynısını yapabiliyorsunuz. Hiç problem yok. Yağ da arttığı için biraz şöyle ötede yapayım. O kıvamı yakalayışı hissettiğiniz zaman değil mi? O kıvamı yakalayış geldi hepinize. Şuna bak Mami, şunun güzelliğine bak. Şu kıvama bakın arkadaşlar. Bence çok iyi. Göz kararı ya, göz kararı arkadaşlar. Hemen bir tane çikolata açıyoruz. Bu bize lazım. Çikolata tadını bundan alacağız. Kabaracağını bilerek koyacağız tabii ki. Şunları da koyuyoruz. Bunlar zamanla dibe batacak. 3-4 tane yeter ya. Çok da abartmayalım. Yani. Evet. Air fryer'ımızı alıyoruz arkadaşlar. Normalde böyle bir tek seferde 2-3 tane falan koyabiliyor olmamız lazımdı ama haznemiz küçük olduğu için yetmiyor maalesef. Evet. Yine 180. Bu kez çıkarma alma yapmıyoruz arkadaşlar. 7-8 dakika burada duracak. O sırada ben şöyle 2 tane daha servis hazırlayayım, elimizde dursun. Çok güzel olacağı için zaten yiyeceğiz. Bunlara da şöyle hemen çikolata servisimizi yapıyoruz. 3 dakikamız kaldı arkadaşlar. Ahmet'i getirttim, yanıma oturtturdum. Evet. Oy. Hayda. Hiç beklediğim gibi bir şey çıkmadı lan. Oy. Adam bu ne bu arada, sufle mi? Neye benziyor? Uf, çok pişmemiş ha. Bir şey diyeyim mi? Pişmemiş gözüküyor. Doğru mu? Arkadaşlar getirden alın daha bunlar. Bak size şey değil diyor, yalan söylüyor. Bu sponsor al, getir sponsor. Kivi değil yani. Bu arada sana bir şey söyleyeyim. Evet kardeşim, şöyle bir... Tatlı uzman yine pişmemiş ama... Tamam daha iyi de. Oğlum oğlum bak şuna bak şuna. Kanka dışı pişmiş de içi pişmemiş yani. Ha. Pişmiş pişmiş oğlum işte. Pişmişse sana bir tane kivi alacağım. Pişmiş. Al gel. Pişmiş. Bak tamam. Görmüyor musun içini? Şu zaten bunun içinin yumuşak kalması şey yani, lazım. Pişmiş, pişmiş. Bakıyorum. Evet pişmiş. Ya kalk şuradan, hadi kalk. Gerçekten pişmiş. Tamam kalk git hadi ya. Nasıl kardeşim tadı, onu söyle bana. Güzel. Güzel, beğendin mi? Evet pişseydi güzeldi. Ye Koray.
Ye. Yeah. Şimdi biraz pişmemiş. Şurada Clone Clause gibi bir şey olacak. Ona da versene. 20-25 dakika diyor. Ya. Koyuyoruz hocam bunu buraya. 20 dakika olsun çünkü zaten yanacak. Kendisinin verdiği ölçü 20 dakikaymış. Bakalım 20 dakikada pişecek mi? Ben normalde bir air fryer'da yani derecesi belli. Hani markadan markaya 180 derece değişiklik gösterebiliyor mu hocam? Göstermemesi lazım. Yani o yüzden 8-10 dakikada bunun pişmesi gerekiyordu. Pişmedi. Kendi kılavuzuna 20-25 dakika yazmışlar. Bakalım 20 dakika dursun nasıl bir hale gelecek görelim. Kivi mi haklı, ben mi haklıyım? Göreceğiz. Arkadaşlar bu kez 20 dakika doldu. Mavi bir havalandırmaya kapatsana. Ya gerçekten küçük olduğuna bakmayın. Bayağı fazla koku yayıyor arkadaşlar. Bu anda yapacak bir şey yok gerçi. Hakikaten koku yayıyor. Bayağı içerisinde. Evet. O yüzden havalandırmayla falan bekliyoruz. Hazır mıyız? Aç. Hayda. Bu sefer de kek oldu hocam. Aa, neye dönüştü o? Mikrodalgada yapılan şeyler vardır ya, 1 dakikada yapılan kekler vardır ya. Evet, ona benzedi. Onlar gibi bir şey oldu, çok sıcak bu arada. İçinde hiçbir ıslaklık namına bir şey kalmamış. Yani çikolata da biraz pişmiş hatta, öyle söyleyelim. Evet, evet şimdi geldi 3. Neyse ki elimizde 3 tane şimdi vardı. Şimdi arkadaşlar bunu koyacağım ama bunun sonucunu göstermeyeceğim size. Çünkü bunun olayı şu. Aslında air fryer'lar bu gösterdikleri süreler tamamen kağıt üzerinde. Bu yüzden bunları kullanmaya devam ettikçe siz zamanla aslında bunların optimal dengesini anlamış oluyorsunuz. O yüzden o yaptığımız çiğ kaldı, bu yaptığımız çok pişti. Belki de 15 dakika tutsak olacaktı ama şimdi bunu tek tek her dakikayı da deneyemeyeceğiz yani. Sadece şunu söyleyebilirim, yani pişiriyor. İstediğiniz ölçüde de pişiriyor. Yapabiliyor yani, yapabilitesi var. Fazla koku yayıyor, fazla ısı yayıyor. Bu durum diğer air fryer'larda da geçerli. O yüzden ben açıkçası razıyım ya. Tavuk gayet iyiydi. Bayağı beğendim. Baharat oranı falan da güzeldi bu arada. Pişmesi de gayet iyiydi. Patatesi de beğenmiştim. Sen veriyorum. İyi mi? İyi. İyi mi diyor ya? Oh. 600 lira. Bir şey söyleyeyim, değer ya. Değer. Harbi değil mi? Ya. Bunu size şöyle peşinde koyayım. Kiwi'nin air fryer'ını bugün sizin için inceledik ve bayağı bir deneyim üstünden gittik. Evet. Arkadaşlar afiyet olsun diyorum biz size. Eyvallah. Biz kekimizi yemeye devam ediyoruz. Devam edin. Hatta şunu da ben şöyle başlatayım. İnternette satılan en ucuz air fryer bu şekildeydi arkadaşlar. Başka hangi ürünlerin en ucuz versiyonlarını almamızı isterseniz bununla ilgili fikirlerinizi bekliyoruz. Onun dışında düşüncelerinizi ve fikirlerinizi tabii ki yorumlarda belirtirseniz çok seviniriz. Eğer videomuzu beğendiyseniz bir like atmayı, bir de kanala abone olmayı lütfen unutmayın diyoruz ve başka videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. Hoşçakalın.